Herkese iyi akşamlar. Manşetlerine ve TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün hukukçu bir konuğum var. Avukat Okan Kadir Bektaşoğlu. Kendisi aynı zamanda 28 Şubat mağdurlarından gazeteci. Aralık ayında tekrar hapse girmek zorunda durumunda kalan Yakup Köse'nin de avukatlarından. Aynı zamanda KCK davalarıyla da ilgili bilgi de alacağız. Onunla ilgili de bir avukatlığı bulunuyor kendisinin. Ve yine Kenan Evren'in ölümüyle birlikte darbe tartışmaları, yeni anayasa tartışmaları da tekrar gündeme geldi. Bu konuyla ilgili sorularım da olacak. Son olarak yargıdaki paralel yapıyla mücadelede ne aşamadayız? O gelişmeleri de soracağım kendisine. Söyleşimizin hemen öncesinde çok kısaca dünyada ve Türkiye'deki bazı gelişmeleri izliyoruz. Ben Alper Altun, manşetten başlıyor. Manşetten Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarını canlı yayında tartışıyor. Myanmar'ın Arakan bölgesinden kaçan ve gemileri Tayland açıklarında bekletilen 350 Müslümanla telefon bağlantısı kuruldu. Göçmenler mürettebatın terk ettiği ve motorun çalışmadığı teknede 4 gün aç ve susuz olduklarını söyledi. Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre Myanmar ve Bangladeş'ten toplam 8 bin civarında göçmenin denizde mahsur olduğu sanılıyor. MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasını içeren soruşturmada 10 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden birinin rütbesi yarbay. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı dinleme, casusluk, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs iddiasıyla yürütülüyor. Irak'ın Anbar vilayetinin kent merkezi olan Ramadi'deki hükümet binalarının terör örgütü DAEŞ tarafından ele geçirildiği ifade ediliyor. Yerel kaynaklar DAEŞ'in bazı binalara bayraklarını astığını ve birçok güvenlik görevlisini öldürdüğünü belirterek yer yer şiddetli çatışmaların devam ettiğini kaydetti. Gündeme dair son gelişmeler Alper Altun'la manşettendi. Okan Bey, hoş geldiniz manşetine. Hoş bulduk. Sohbetimize darbeler dönemiyle başlayalım isterseniz. Kenan Evren'in ölümüyle birlikte bir kez daha gündeme geldi. Ve aynı zamanda bir yandan da 27 Mayıs'ın seneyi devriyesi yaklaşmış durumda. 82 Anayasası üzerinden gidersek günümüze etkileri nedir? Bu bağlamda Türkiye'nin yeni anayasaya olan ihtiyacını nasıl tanımlarsınız? Şimdi takdir edersiniz ki 80 darbesinden sonra oluşturulan bir anayasa var. Yani darbe sonrasında oluşturulan bir anayasa, yani darbe anayasası var. Darbe anayasasında insan haklarından, demokrasiden bahsetmek ya da dem vurmak takdir edersiniz ki pek mümkün olmuyor, mümkün kılınmıyor. Yani kesinlikle bir anayasayı sil baştan ele alıp değerlendirmek lazım ve tüm Türkiye'de yaşayan Türkiye halklarının yararlanacağı şekilde, uygulanabileceği şekilde bir anayasa ve uygulanabilecek bir anayasa yapılması gerekmektedir. Onun dışında darbe sonrası bulunan anayasanın malum yani anayasaya aykırılıklarla ilgili onlarca başvuru yapılıyor, onlarca itirazlar yapılıyor. Artık bu darbe anayasasını kesinlikle kaldırılıp günümüze uygun, insan haklarına uygun, insanların daha rahat uygulanabileceği bir anayasanın yapılması zamanı geldi de geçiyor bile bence. Peki dediğiniz gibi tüm Türkiye halklarının ihtiyacı olan bir anayasa bu ama bir türlü gerçekleştirilemiyor. Belki siyasi bir soru olacak ama sizin gözleminiz, yorumunuz nedir? Neden bu başarılamıyor bir türlü? Yani onun için az önce de dediğimiz gibi yani tüm Türkiye halklarının önce bir ikna olması lazım ya da üstünde bir hemfikir olması lazım. Özellikle anayasa hazırlanırken yani bir kesimin güdümünde bırakılmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bununla ilgili sivil toplum kuruluşları olur, çeşitli grupların ilgili temsilcilikleri olur. Yani hemhal dediğim gibi Türkiye halklarının hemhal şekilde bir fikri zikre alınarak tabii ki bu işin erbabı, üstadı, hukukçuların da denetiminden, süzgecinden geçerek artık modern, insan haklarına saygılı, insan hakları bağlamında bir anayasanın zamanı dediğim gibi geldi de geçiyor. Yeni anayasa tartışmalarından hatırlıyoruz. Her partinin, tüm kesimlerin meclisteki temsilcisi olan partilerin belli kırmızı çizgileri var. Bundan sonra da olmaya devam edecek onlar. Ümitli misiniz? Yeni anayasa en azından seçimlerden sonra çıkacak mı? Yani benim şahsen pek öyle bir ümidim yok. Az önce de sizin de izah ettiğiniz gibi yani her partinin, her siyasi görüşün, her fraksiyonun kendine göre bir kırmızı çizgisi var. O kırmızı çizgileri kırmak da işte dediğim gibi yani o tamamen halkların uzlaşacağı bir noktaya gelmek. Zaten dediğim gibi o noktaya gelindiği zaman çoğu sorunun da kendiliğinden çözüleceği kanaatindeyim. Umuyorum toplum
çoğu sorunun da kendiliğinden çözüleceği kanaatindeyim. Umuyorum toplum bir an önce o noktaya gelir de artık bu darbe sürecinde dayatılmış anayasa gündemden lav olur. Evet. Yeni bir anayasayla daha demokratik, daha insan haklarına saygılı bir ülke Türkiye olarak idam eder diye düşünüyorum. Bir başka tartışma konusu da darbeler dönemiyle, işte 27 Mayıs dönemi, ondan sonra 12 Eylül dönemiyle günümüz Türkiye'si arasında bir bağlantı, bir benzerlik kuruluyor. Bu şekilde bir tartışma konusu da var günümüzde. Siz o dönemi iyi irdeleyen, takip eden bir isim olarak öyle bir benzerlik kurabiliyor musunuz? Arada nasıl farklar var? Yani şunu, aynı anayasa gündemde olmasına rağmen. Şununla mesela ilinti kurabiliriz. O dönemde de insanlar belli sayıklar güdülerek mağdur ediliyordu. Bu dönemde insanlar aynı o sayıklar güdülerek mağdur ediliyor. Sadece uygulayıcılar değişiyor. İşte baştaki insanlar değişiyor ama sistem aynı olduğu için o sistemin çarkına, dişlisine kim girerse bir şekilde o sistemin öğüten dişlisinden biri oluyor Alper Bey. O bağlamda yani az önce onu izah etmek istedim. Yani kesinlikle ve kesinlikle uygulayıcılar değişse, kişiler değişse de sistem aynı kaldıkça maalesef mağduriyetler had safhada devam ediyor. Bir de 28 Şubat. Son olarak bir 17-25 Aralık darbe girişimini gördük ama onun öncesinde 28 Şubat postmodern denilen bir darbe yaşadık. Siz de o dönemin mağdurlarından Yakup Kösen'in de avukatısınız aynı zamanda, ama ona geçmeden önce 28 Şubat postmodern darbesiyle diğer darbeler arasında nasıl bir fark var sizce? Şimdi sizin de izah ettiğiniz gibi yani 28 Şubat dönemi postmodern bir darbe olarak nitelendirildi. Lakin orada farklı uygulamalar farklı mağduriyetlere yol açtı. Yani o dönem özellikle İslami kesim üzerinde çok ciddi baskılar kuruldu, çok ciddi dayatmalar yapıldı. Malumunuz ikna odaları kuruldu. Yani insanların eğitim öğrenim hakları elinden alındı. En önemlisi özgürlük hakları elinden alındı. Hala ve hala 28 Şubat sürecinde mağdur edilmiş insanlar şu an günümüzde cezaevlerinde tutulmaktadır. İnanın bunların sayısı da yanlış hatırlamıyorsam 350'ye yakın insan şu an cezaevinde 28 Şubat mağduru olarak yatıyor. 28 Şubat'ın diğer darbelerden bir farkı da bu. Yani diğer darbe girişimlerinden sonra bir tutuklusu yok, bir en azından tutuklu yargılanan kişileri yok. Ama hala 28 Şubat mağdur ettiği insanlar cezaevlerinde. Özellikle az önce sizin dediğiniz gibi Yakup Köse ile ben bizzat ilgilendiğim için iyi biliyorum. Bir de yani örneklendirmek gerekirse muhakkak hatırlayacaktır izleyenler Jacques Camus suikastı. Adı altında bir suikast yapılmıştı. Mesela bu suikast girişiminde ölen kimse yok. Bırakın ölen, burnu kanayan kimse yok. Ama ilgili muhatapları şu an Bolu F tipi cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla hükümlerini infaz ediyorlar. Suçlama da ne Alper Bey? Nedir? Suikast girişimi mi? Suikast girişimine mütevellit, anayasal düzeni değiştirmek. Evet, ve iş adamıydı kendisi. Evet, yani şimdi takdir edersiniz ki Jacques Camus'un anayasal düzenle ne alakası var? Nasıl bir ilintisi var? Bakın bu ülkede aldıkları ceza neydi? Müebbet hapis cezası. Müebbet hapis cezalarını şu an infaz ediyorlar. Bolu F tipi cezaevinde bu işin ilgilileri. Hatırlarsanız bu ülkede iki defa farklı farklı başbakanlara suikast girişiminde bulunuldu. Evet. Ve bunların muhatapları 11 yıl ceza aldı. Öbürü de yanlış hatırlamıyorsam 12 yıl ceza aldı. Nasıl oluyor da bir ülkenin başbakanına suikast girişiminde bulunuyorsunuz? 11-12 yıl gibi hapis cezası alınıyor. Ama bir iş adamına yapılan suikast girişimi anayasal düzeni bozmaya teşebbüsü adı altına koyularak muhataplarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyorsunuz. Yani bu işin işte diğer darbelerden farkı, postmodern oluşu. En önemli örneklerinden biri budur. Yani... Peki onlarla ilgili bir çalışma var mı diye soracağım ama onun öncesinde Yakup Köse'nin durumunu konuşmak isterim. Biz aslında bundan yaklaşık 3-4 ay önce sizinle Yakup Köse'ye özel bir programda yapmıştık. Evet. Kendisi yeni tutuklanmıştı o dönemde. Onun öncesinde tutuklanmasının sebebinden önce bilmeyen izleyicilerimiz için kendisinin durumunu. 28 Şubat mağduriyeti, kendisi mağdurlarından birisi, 14 yaşında hapse girmişti. Cezayir 10 yıl kadar. Yatırmıştı. Onun sebebi neydi? Yakup Köse malum yani daha önce programda da dediğiniz gibi yapmıştık. Belki izlemeyen olur, hatırlamayan olur, bilmeyen olur. Ben kısaca değineyim Alper Bey. Yakup Köse olay tarihinde 14 yaşında bir çocuk. Bir örgüt üyesi olma iddiasıyla o zamanki devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanıyor. En önemli hususun tekrar altını çiziyorum. Çocuk olmasına rağmen devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanıyor. Ve örgüt üyeliğinden mütevellit ceza alıyor. Daha sonra cezaevindeyken uyarlama yasalarından mütevellit cezaevinden çıkıyor ama çocuk yaşta yaklaşık 7 yıl 8 yılı cezaevlerinde heba oldu. Sonra 16 Aralık'ta işte 2014 yılında cezaevinden tekrar çıktıktan sonra daha sonra başka bir
O süreçteyken cezaevinden nakil olunuyor Bandırma cezaevine. Daha sonra Bandırma cezaevine nakil olduktan sonra Bandırma cezaevinde çıktığı ya da hükümlüler tarafından çıkarıldığı iddia edilen bir isyana karıştığı hasebiyle daha sonra tekrar ceza alıyor. O evet. Ayrı bir suç olarak, adli bir suç olarak değerlendiriliyor. Cezaevinde isyan çıkarmak, işte kamu malına zarar verme iddiasıyla bir yargılamaya düçar oldu. O yargılama sonucu Yargıtay ilgili ceza dairesi onadı. Şu an o onanan cezasının infazını Silivri cezaevinde infaz etmekte. Ne kadar var daha? Yakup Köse'nin daha cezasının bitmesine yanlış hatırlamıyorsa bir yıldan fazla bir süreci var Yakup Köse'nin özgürlüğüne kavuşmasına. Kendisiyle ilgili veya diğer bahsettiğiniz 350 28 Şubat mağduru ile ilgili bir çalışma var mı şu anda? Yani hali hazırda bir çalışma yok. Hali hazırda bir çalışma yok. İşte bizim ilgilendiğimiz bazı dosyalar var. Onlarla ilgili yargılanmaların yenilenmelerini talep ediyoruz. Bu taleplerimize müspet cevap verirlerse infazlarını durdurarak yeniden yargılanmaları yönünde bir taleplerimiz olmuştu. Bunun sonuçlarını bekliyoruz. Yakup Köse'nin dosyası da şu an Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunuyor. Kanun yararına bozma talep edilmişti. Evet. Bir de Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 308. maddesi var. Bu hüküm içeriğiyle şunu ihtiva etmektedir. Yargıtay ceza dairelerinden birinin vermiş olduğu karara karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu kararda sanık önünden süre aranmıyor Alper Bey. Biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bu yetkisini kullanması istemli bir dilekçemizde bulunmuştuk. Bir de yargılamanın yenilenmesi talebiyle Bandırma'daki mahkemeye müracaatımızı bulunduk ama hala... Ne zaman bulundunuz? Yanıt neden gelmedi acaba? Alper Bey, biz bunları belirli aralıklarla yapıyoruz. İşte çünkü dosya çok kapsamlı olduğu için her yeni delil yargılamayı yenilenmeye gerektirecek bir hususla ilgili başvuruda taleplerimizde bulunuyoruz. Lakin olumlu bir sonuç daha gelmedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dosyanın kanun yararına bozma dairesinde olduğuna ilişkin son bir bilgi aldık. Onunla ilgili bir çalışma yapıldığını duyduk ama olumlu ya da olumsuz bir sonuç daha tarafımıza iletilmedi. 28 Şubat mağdurlarında Salih Mirzabeyoğlu da sanırım 2014 yılında serbest kalmıştı. Evet. Onunla ilgili nasıl bir yol izlendi? Ona nasıl yardımcı oldu? Şimdi az önceki sohbetimizin başında değindiğimiz gibi yani 28 Şubat'ta birçok insan mağdur edildi. Bu mağdurların en mağduru Salih Mirzabeyoğlu'ydu. Kesinlikle bir eyleme katılmadı. Kesinlikle bir talimatı olmadan örgüt lideri yaftası yapıştırılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından. Takdir edersiniz ki artık bazı şeyler, yargı içindeki bazı müdahaleler, o dönemki süreçte yargıya verilen briefingler malum yargılama dosyalarında ortaya çıktı. O dönemde kullanılan ajan provokatörler bazı yargılama dosyalarında deşifre oldu. Evet. Bunların artık ortaya çıkardığı mağduriyetlere de bir dur deme zamanı gelmişti. Biz umuyorduk ki Salih Mirzabeyoğlu'nun bu mağduriyeti giderildikten sonra diğer 28 Şubat mağduru insanların da bu bağlamda dosyaları ele alınacağı kanaatindeydik ama yani inanın şu an kaplumbağa hızında ilerliyor maalesef. Verilen dilekçelere müspet cevaplar gelmiyor, olumsuz cevaplar alıyoruz, onlara itirazlar ediliyor ama maalesef hali hazırda olumlu bir şey söyleyemiyoruz. Yani niyaz ederdik ki bunları konuşalım, bu mağduriyetlerde daha fazla insanların mağdur olmaması için ne yapılabilir ya da bundan sonraki işte anayasada ne gibi bir değişiklik, ne gibi bir çalışma yapılabilir ama maalesef hala oradaki mağdur insanların mağduriyetini izah ediyoruz. Ergenekon davasıyla ilgili bugün bir gelişme yaşandı. Yargıtay Başsavcılığı verilen cezaların bozulmasını istedi. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Yeniden mi yargılanacaklar? Şöyle, dosya Yargıtay aşamasında olduğu için Yargıtay safhatı da aynı mahkeme safhatında olduğu gibi savcılıktan bir mütalaa alınıyor. Yargıtay Savcılığı başsavcılığa gönderilir. Önce yerel mahkemeden dosya. Yargıtay Başsavcılığında oradaki ilgili Yargıtay savcısı dosyayı inceler, bozma veya onama yönünde görüş bildirir. Evet. Bununla ilgili dosya ilgili ceza dairesine gider. İlgili ceza dairesinde onama ya bozma istemli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebine mukayese edilir. O da göz önüne alınır. Ondan sonra sanıkların veya müdafilerinin göndermiş olduğu dilekçeleriyle ayrıntılı bir şekilde neden bozulması yönünde beyanlar birlikte değerlendirildiğinde Yargıtay ilgili ceza dairesi bir karar verir. Zaten malumunuz onandıktan sonra kişiler aldığı cezanın hükmünü infaz eder. Eğer usul veya esastan bozarsa Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi artık malumunuz 9. ceza dairesine değil 16. ceza dairesine
gidiyor örgüt yargılamalarına ilişkin Yargıtay incelemeleri. 16. Ceza Dairesi bununla ilgili bir karar verdikten sonra bozulursa tekrar hüküm veren mahkemede bozulmayı gerektirecek usul veya esastan kaynaklı eksikliklerin giderilmesi için ilgili yerel mahkemesine gönderiliyor. Bir başka mesele, geçtiğimiz günlerde MİT tırlarının durdurulması ile ilgili olarak bir başsavcı, toplam 4 savcıydı sanırım, tutuklanmıştı. Bu hukuk dünyasında nasıl yankılandı ve bu aşamaya nasıl gelindi? Şimdi MİT tırlarını durdurulması, MİT tırlarıyla ilişkin operasyon talimatı verilmesi, malum sizin de izah ettiğiniz gibi bir başsavcı ve 4 tane savcı şu an cezaevinde tutuklu, haklarında bir soruşturma yürütülüyor. Yani yürütülen bir soruşturma üzerine çok fazla konuşulmayı ben uygun bulmuyorum Alper Bey, ama evet. Yani birkaç şeye değinmek tabii ki gerekiyor. Çünkü yani kamuoyuna mal olmuş bir durum. Evet. Şimdi takdir edersiniz ki ülkenin kendince bir yapılanması var. O tırların içindeki malzemenin ne olduğuna ilişkin zaten şaibeler var. İçinde ne olduğuna ilişkin şaibeler var. Onunla ilgili ne olduğuna ilişkin tam bir hüküm vermeden ve oradaki görevlilerin de kendilerini MİT görevlisi olarak beyan etmelerine rağmen MİT kanunu çok açık. Yani eğer bir MİT görevlisi suç işleyemez mi Alper Bey? Kesinlikle işleyebilir. Evet. Onun da kanunda müeyyidesi var ama onun bir usulü erkanı var. Muhtemelen o soruşturma dosyasında da o usulü erkana riayet edilmeden yapılan bir soruşturma. Bir de orada şöyle bir şey var. Yani bize takip ettiğimiz kadarını aktarayım size. Bazı bilgilerin deşifre edilmesine ilişkin bir itham da var. Artık bu ithamlar topyekun birlikte değerlendirildiğinde maalesef tutuklama sonucuna götürmüş oradaki meslek erbapları. Evet. Bu paralel yapıyla mücadele meselesinde bir başka gelişme yine bugün, yine MİT tırlarının durdurulması ile ilgili 10 muvazzaf asker üst rütbeliler de var arasında, yakalama kararı çıkarıldı. Onun dışında dün bir gazetenin manşetinde vardı o bilgi, 1000 asker için Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ihbarlar üzerine soruşturma başlatılıyor. İhbarlar üzerinden yapılan bu soruşturmalarda mağduriyete yol açılmaması için nelere dikkat edilmesi gerekir sizce? Şimdi ihbar çok ucu açık bir şey Alper Bey. Yani istediğiniz yere çekebilirsiniz, istediğiniz noktada kullanabilirsiniz. Malum yani Türkiye'deki yargı sistemi bu tür şeylere cevaz verirse ondan sonra mağduriyetleri çok ağır oluyor. Az önce izah ettiniz, yani şimdi yargıda bir paralel yapı söylemidir almış başına gidiyor. Yani bu söylemler de artık ayyuka çıktı. Zaten yargı içinde bu hukuk dışı uygulamayı yapan kişiler sadece iktidarı ya da belli odakları değil, tamamen toplumun bazı kesimlerini de hedef aldı. Evet. Mesela şunu söyleyebiliriz. Sol gruptan yargılanan insanları bazı radikal örgütlerle ilintilendirdiler ve ondan sonra örgüt üyeliği yaftalarıyla ceza alındı. Aynı şekilde sağ görüşlü bazı İslami camiadaki kesimdeki kişileri radikalleştirerek, radikal bazı gruplarla, bazı örgütlerle ilintiliymiş gibi göstererek çok ciddi cezalar verdiler insanlara ve hala hazırda da bu yargılamalar İstanbul başta olmak üzere Adana'da, Konya'da, Antep'te, Van'da devam etmektedir. Evet. Eğer madem yargılamanın içinde böyle bir paralel yapı var ve bu insanların yargıya hizmet değil de farklı odakları hizmet edildiğine ilişkin bir iddia varsa, öncelikle bu insanların mağduriyetini giderin o zaman. Bu insanların hazırlamış olduğu soruşturma dosyaları var, bakmış oldukları davalar var. Geçen gün bir hukuk dergisinin haberinde okudum. Son tutuklanan hakimle ilgili tutuklandığı bir sanık cezaevinden mektup yazmış. Beni tutuklayan hakim örgüt üyesiymiş. Benim de tekrar yeniden yargılanmamı talep ediyorum diye. Evet. Yani gayet haklı, gayet mantıklı bir talepte bulunmuş. Şimdi öncelikle siz böyle bir isnatta bulunuyorsanız buradaki bu mağduriyetleri gidermeniz gerekiyor. Şimdi bu yapının gerçekten mağdur ettiği onlarca insan var. Ve bu mağduriyetlerin en had safhası, yani malumunuz insanın hayatında temel iki şey vardır. Bir sağlık, iki özgürlüktür. Tabii. Yani insanın özgürlüğünün kısıtlanmasının gerçekten çok ciddi verilere, delillere dayanması gerekiyor. Eğer sizin elinizde somut bir veri yoksa, bir insanı tutukluyorsanız gerçekten bu zulümdür. Yani sadece o kişiyi cezalandırmıyorsunuz Alper Bey. Annesini cezalandırıyorsunuz, babasını cezalandırıyorsunuz, çocuğunu cezalandırıyorsunuz, ailesini cezalandırıyorsunuz. O kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak. Şimdi bir bakıyorsunuz ki eğer sizin söylediğiniz, sizin iddia ettiğiniz isnatta bir yapılanma varsa bu tarafta o insanların yargıladığı onlarca karar var ve bu insanlar özel yetkili mahkemelerde çalıştılar. Bu insanlar aynı saiklerle, yani bütün şu davaların an, baştan görülmesi gerekecek o zaman. Kesinlikle, yani benim kanımca ve yani
hukukun gerçekten adil bir şekilde tecellisi için bunların tekrar yeniden yargılanması gerekiyor. Ha ama şu husus da var Alper Bey. Yani şimdi bu yapının içinde bulunan insanlar az önce izah ettiğim grupları tamamen değerlendirmeler. Biz böyle düşünüyoruz. Somut verilerden uzak bir şekilde tutuklandılar. Şimdi Anadolu'da çok yaygın kullanılan bir atasözüdür bu. Ayarını bozduğun kantar, gün gelir seni de tartar diyeyim. Yani şimdi bir hukukun siz ayarını bozarsanız, gerçekten o ayarını bozduğunuz kantar gün geliyor sizi de tartıyor. Yani aynı gerekçelerle şimdi bu insanlar tutuklanıyor, bu insanlar cezaevlerine konuyor. O yüzden yani hukukun ayarıyla oynamamak lazım. Hukuk gerçekten herkese lazım ama gerçekten adil uygulanan bir hukuk. Hatırlarsınız bundan kısa bir süre önce Norveç'te bir olay meydana geldi. Genç bir çocuk polis kıyafeti giyerek bir adada 85'e yakın insanı öldürdü. Evet. Norveç hükümeti bununla ilgili ne yaptı? Dedi ki bizim kanunlarımız çok açık. Hangi suçu işlerseniz işleyin en üst had 21 yıldır. Biz bu insana 21 yılın üstünde ceza veremeyiz. Bu olay inanın Türkiye'de olsaydı hemen torba kanun çıkarırlardı ya da lehe olan bir husus varsa işte falan kesimin lideri yararlanıyor, filan kesim yargılanıyor, X fraksiyon yargılanıyor, Y fraksiyon yargılanıyor diye 50 tane kritere vurularak belirli gruplara uygulayıp belirli gruplara uygulamama gibi bir yola düçar olunuyordu. Ama dediğim gibi Norveç gibi bir ülkede ne yaparsan yap benim kanunum bellidir dedi. Yani az önce izah ettiğimiz gibi herhangi bir şekilde hukukun o nüanslarıyla oynamadılar. Ama maalesef Türkiye'de yani belirli bir gücü elinde bulunduran ilk müdahale noktası maalesef yargı sistemi oluyor. Maalesef hukuk sistemi oluyor. Bunun da en mağduriyetini işte az önce izah ettiğimiz gibi temelde her ne kadar belirli kesimler mağdur ediliyormuş gibi gözükse de bu işin gözüken yüzü. İşte ne oldu yani 5 sene önce Ergenekon davasından yargılanan insanlar, balyozdan yargılanan insanlar şimdi bakıyorsunuz beraat ediyor. Yani hani biraz Türkiye tarihine bakmak lazım Alper Bey. Biraz Türkiye tarihini taramak lazım. Yani bu artık hani tabiri caizse bir kan davasına dönüşmemesi lazım. Yani işte bize zamanında bu şekilde davranıldı. Biz ondan sonra bu şekilde davranacağız şekilde. Yani bunu bu şekilde bir... Peki bunun çözümü ne? Yargıda sonuçta illegal bir yapılanma olduğu ortada. Kesinlikle. Bunun örneğini en son işte Çağlayan Adliyesi'ndeki o tahliye krizinde de gördük. Kendi amirlerinin veya kanunların dışında birine biat etmiş durumdalar. Ve nasıl ispatlanacak da bu insanlar yargıdan arındırılmış olacak? Bunun bir çaresi var mı? Yani artık onu... Siz toplumu düzeltirseniz Alper Bey, toplumdaki bazı nüansları, odakları düzeltirseniz, özellikle kanundaki bazı mağduriyetleri giderirseniz, yani artık o sistem bir şekilde onları lağvedeceği kanaatindeyim. Bununla ilgili çok güzel bir kıssadır. Muhtar Ömer hikayesi. Muhtemelen biliyorsunuzdur, ben hani bilmeyen izleyicilerimiz için bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Son bir dakikada istiyorum. Özetleyerek alayım lütfen. Malumunuz Ömer Muhtar Libya'da direnişin öncüsü. Libya'da İtalyan askerleri bir köyü basıyor, tarumar ediyorlar. Kadınları, çocukları öldürüyorlar. Ömer Muhtar'ın ekibinden bir grup İtalyan bir teğmeni rehin alıyorlar. Tam İtalyan teğmeni öldürecekleri zaman Ömer Muhtar müdahale ediyor. Diyor ki hayır yapamazsınız. Cemaatinden ona itirazlar yükseliyor. Ya Ömer nasıl yapamayız? Bu adam az önce çocuklarımızı, kadınlarımızı öldürdü. Bizim de bunu öldürmemiz gerekir şeklinde beyanda bulunuyorlar. Ömer Muhtar'ın çok ibretlik bir sözü var orada. Bizim hocamız onlar değil diyor. Şimdi biz aynı şekilde yani bizim hocamız bu işi mağdur edenler, bu hukukla oynayanlar, hukukun algısını değiştirenler değil. Bizim iş hukukçuyuz. Hukukun temel ilkelerine riayet ederek bu işi çözüleceğini umuyorum Alper Bey. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Katkılarınız ve yorumunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Ve bugünkü konuğumuz avukat Okan Kadir Bektaşoğlu'ydu. Pazartesi günü saat 19.25'te yeniden manşetten de karşınızda olmak üzere hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. İyi akşamlar.